bu nedir? Yani bu ne? Bu ne tezat mı bu? Yalan ne oluyor? Ondan sonra devam ediyor tabii bu arada yayınlara katılmaya. Bu arada yani NTV'deki ilk katıldığı yayından sonra zaten Abdüllatif Şener'in bu yeni politik çizgisi ilan edilmişti aslında. Yani Halk TV'deki yayına katıldığında biliniyordu aslında Abdüllatif Şener'in bu kısa sürede yaşadığı dönüşüm. Bakalım orada ne söyleyecekti. Bu sefer de orada bunu söyledi. Bu skandalı söyledi. Sonra Twitter'dan işte bizim de az önce görüntülerinde izlediğimiz bir halay görüntüsü paylaştı. İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki işte seçim hatalarını unutturmak için oy verdin, vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok dedi. Ondan sonra dün yine bir yayına katıldı. Orada da dedi ki ya dedi çapraz mapraz sorular morular. Bak çapraz mapraz sorular morular yaparken ben de biraz rahatlatayım onları dedim. Gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayan, biraz da kafa bulmak için söyledim. Abdüllatif Şener ciddiyetindeki bir siyasetçiye yakışır mı bu sözler? Bu sözlerle durumu mu kurtarmaya çalışıyor? Abdüllatif Şener vakası siyaseten bize ne anlatıyor Sayın Tanal? Bir çürümüşlüğü anlatıyor. Çürümüşlük bu. Siyasetin çürümüşlüğünü gösteriyor. Düzenin çürümüşlüğünü gösteriyor. Allah kimseyi, hiçbir siyasetçiyi bu duruma düşürmesin. Ve Allah akıl fikir versin diye söyleyeceğim ben burada. Şimdi burada muhtemelen bazı siyasi hesapları var. Kavgalı göründüğü Erdoğan'a ya mesaj veriyor veya onda bir beklenti içerisinde. Yani bugüne kadar bu televizyonlar bunu bu yayınlara çıkarmayan yandaş televizyonlar şimdi televizyonlara çıkar. Peki herhalde basında çıkan şu haberler var. Basında çıkan şu haberler aşağı yukarı Abdüllatif Şener'in ne durumda olduğunu, hangi mesajlar verdiği, neden bu şekilde dönüşler yaptığını herhalde kamuoyunda çıkan bu basınla aydınlığa kavuşmuş olur. 14 Mayıs seçimlerinden 4 gün öncesi oğlu Bedirhan Şener seçimlerden hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından mecliste kadroya alınıp memur yapıldığı iddia ediliyor. Basından çıkan haberler bu. Neden daha önce olmadı da çocuğun bu şekildeki meclisteki memur olarak alınmasıyla ilgili sorulduğunda da bunu da kabul ediyor. Neden öncesi olmadı da bu oldu. Yani bunların hepsini biz yan yana koyduğumuz zaman yani bu durum şaşırmamak lazım. Çünkü aynı şekilde diğer siyasi partilerde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan milletvekilleri istifa edip AK Parti'ye gidenler oldu. Biz bunların hepsini yaşadık. Ha gerçi yani burada Abdüllatif Şener AK Parti'den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde seçime 4 gün kala basında çıkan haberlerle ilgili oğlunun meclisteki kadrolu memuru alındıktan sonra bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine söylemlerde bulunması yani ne söyleyeyim Allah akıl fikir versin diyeceğim. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin diyeceğim. Yani burada bunu izahatı herhalde bu söylemlerle açıklığa kavuşmuştur diye düşünüyorum. Peki Sayın Şen. Ya şimdi hakikaten yani bu incelenmesi, konuşulması, yorumlanması hakikaten şart olan bir mesele. Bakın şimdi işte halay görüntüleri de geldi. Dediğiniz gibi yani halay çekmeyi de beceremiyor. Aslında işte o kendi aslını ortaya koyan bir görüntü. Ne o? Mış gibi yapma.